Salih Tuna, bir girdi mi bırakmaz, İsrail'in bölgedeki nihai hedefleri arasında Türkiye'nin de olduğu aklı başında herkesin kabul ettiği bir hakikattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi vesilesiyle bu hakikati dillendirmiş, İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceğini söylemişti. İki ilginç tepki geldi. Biri, Fatih Altaylı marifetiydi. Türkiye, İsrail'e yönelik saldırgan bir tutum içine girmediği sürece İsrail'in böyle bir şey yapma ihtimali yok. Hatta ABD'li neoconlar bunu çok istiyor olsa da yok, dedi. Takdir edersiniz ki, atanmamış İsrail sözcüsü, gibiydi. Lakin, ne olursa olsun bir insan evladının bu kesinlikte konuşması için az çok bir, dayanağı, olması gerektir. Elemanın İsrail'in arz-ı mevut emelinin Türkiye'nin topraklarının bir kısmını kapsadığını bilmemesi düşünülemez. Güney sınırlarımızda İsrail'e doğal müttefik olarak ikinci İsrail'i kurmaya çalışan EYBD'nin İsrail ilişkisinden haberdar olan hiç kimse de gündüz gözüyle böyle lakırdılar ederek kendi kendini iptizale uğratmaz. Acaba diyorum, Fatih Altaylı da ünlü Yahudi yazar Haim Erl Geralt'in gibi Türkiye'yi sabetaycıların kurduğuna mı inanıyor? Böyle inandığı için de, Yahudiler kendi kurdukları devlete saldırmaz. Kanatine mi varıyor? Zira, mahut salak kanaatin ancak böyle salak, dayanağı, olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezkur açıklamasına gelen diğer tepki daha da ilginçti. Zira tepki gösteren eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı'ydı. İş bu sabri uzun sosyal medya hesabından şöyle diyordu, Osmanlı, 1492'de İspanya'da katledilen Yahudileri Selanik, İzmir, İstanbul ve Bükreş'e yerleştirmişti. 2024'te İsrail Türkiye için tehdit diyorsunuz. Esas tehdit senin hırsızlığındır. Hadi üslubu beyan aynı ile insan diyelim. Peki bu acayip tarih okumasına ne diyeceğiz? Aynı tarz okumayla Almanya şansölyesi Hitler döneminde de Almanya'nın Yahudi soykırımı yapmadığı rahatlıkla savlanabilir. Almanya Yahudi soykırımı yapacak olsaydı, Büyük Frederick döneminde Yahudilere ticaret yapma ve özgürce yaşama hakkı tanımaz, 1871'de de Yahudilere tam vatandaşlık hakları tanıyarak bilimde, sanatta ve ekonomide önemli roller üstlenmesine izin vermezdi. Saçmalamanın sonu yok. Tarih okuma anakronizmin dibini bulmak da bizim mezhepçilerimize nasip oldu. İran Pers'tir, Persler tarihte Yahudileri kurtarmıştır, o halde İsrail ve İran dosttur, savaştıklarına bakmayın aslında, danışıklı dövüş, yapıyorlar. Bu muhteremlerin kavlince İran'ın şeytanlığının temelinde, Pers olmaklıkları yatıyordu. İşin garibi, soykırımcı Netanyahu da İran İslam devrimini yıkıp İran'ı yeniden Pers zihniyetine döndüreceklerini, Böylece İsrail ile İran'ın ilelebet gül gibi geçinip gideceğini birkaç gün evvel söylemişti. Netanyahu'nun mahut gayret ve hedefi ırkçı siyonizmin gereği. Bizim muhteremlerin gayret ve hedefi neyin gereği ki, İran'ın ve direniş ekseninin İsrail'e düzenlediği saldırıları danışıklı dövüş, havai fişek gösterisi veya animasyon gibi lakırdılarla itibarsızlaştırmayan herkesi, İrancı, olmakla itham ediyorlar. Allah vere de İran'ın İsrail'e füze saldırısını teknik olarak başarılı bulan Selçuk Bayraktar'a da, İrancı, damgası vurmasalar. Geçtiğimiz Perşembe günü Siyonist rejimin işgal güçlerini Han Yunus'ta düşürdükleri pusuyu, Şehit Hasan Nasrallah ve Gazze'yi yalnız bırakmayan Lübnanlı tüm şehitlerin intikamına. Adayan Kassam Tugaylarına ne diyecekler bilmiyorum. Benim bildiğim, haset ruhu kemirir. Öyle ki girdiği bünyeyi zillete düşürmeden bırakmaz.